Herkese merhabalar. Videocorp Vedia Live ortak yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ortak bir yayındayız. Harika misafirlerimiz, harika konuklarımız var. Videocorp'un sunup düzenlemiş olduğu Vedia Live'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız televizyon ekibi, televizyonun yönetmeni ve aynı zamanda televizyonun yapımcısı Cenk Çelik ve Hüseyin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar, hoş bulduk. Siz Merhaba, nasılsınız? hoş bulduk. Evet. Şu anda canlı yayındayız. Canlı yayınımız başladı. Bir taraftan da onu kontrol ettim. Böyle kendi kendimize konuşmayalım diye. İnanılmaz heyecanlı bir kitle var. Öncelikle ben kitleye kendimi tanıtmak istiyorum. Çünkü ben tanınmayan ve bilinmeyen bir yüzüm. Ne alaka dememeleri açısından. Ben sadece bu programın bir küçük bir detayı, küçük bir parçasıyım. Sadece bu canlı yayının böyle çok keyifli, çok hareketli geçmesini sağlayacak bir detayım. Ama olayın asıl kahramanları şu an sağımda ve solumda gördüğünüz üzere duruyor. Ve öncelikle bir kahramanı tanımakla başlamak istiyorum. Evet, herkesin aslında bildiği, tanıdığı bir kişi. Fakat biraz daha yakından tanımak istiyorum. Cenk Çelik. Cenk Çelik kimdir? Biraz bahseder misiniz Cenk abi? Ya bu soru da çok geriyor insanı ya. Önce Hüseyin anlatsa olmaz mı? Yok, ilk senden başladım. Seni İlk seçtim. benden tamam. Ben şeyi Neyse ayarlamıyorum alacaktım. çünkü. Hani ya çok kısa ya çok uzuyor mevzu. İşte onun ayarını tutturamıyorum. O Ben yüzden dedim Hüseyin müdahale başlasın. Ben ederim de ondan orada. örnek alayım. Sıkıntı yok. Yani Ha şu okey. anda bizi 1000 kişiden fazla bir kitle izliyor ve bu 1000 kişi aslında Cenk Çelik'i belki de tanımak istiyor, duymak istiyor. Yani o yüzden seni bir tanıyalım şöyle, Eyvallah. bir ince, biraz bir, çok az bir tanıyalım. Adana doğumluyum ben. Liseye kadar Adana'da okudum. Yani liseyi Adana'da bitirdim. Sonrasında İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelme sebebim de zaten bu işleri yapabilmekti. Merkez İstanbul olduğu için buraya geldim ben de. Sonra bir post prodüksiyon stüdyosunda ilk olarak işe başladım. Kurgu asistanı olarak başladım. Kısa bir süre sonra kurgu yapmaya başladım artık. Bir sürü dizinin işte müzik klibinin kurgusunu yapıyordum. Kurgu anlamında da kendimi artık yetkin hissetmeye başladığım zaman artık hani yönetmenliğe geçmem gerektiğini düşündüm. Bir yandan da sürekli kısa filmler çekiyorduk. Hatta Hüseyin'le de çektiğimiz kısa filmler var. Sonra işte yönetmenlik yapmaya başladım. TRT'de bir programda kısa filmlerim yayınlandı. Bir program için çekiyordum kısa filmler. Sonra belgesel çektim, müzik klipleri çektim. Bir gün internete bir şey yapalım dedik işte. Bir Kezban Bir Mahmut, tam o dönemde Hüseyin'le tanışmıştık. Bir Kezban Bir Mahmut çıktı ortaya. Sonra böyle gidiyor işte. Yeterince özet oldu mu? Yeterince özet oldu. Adanalısın aslen. İşte prodüksiyon işleriyle uğraşıyorsun. Bu kadar, anladığım kadarıyla. Evet hani kabaca böyle diyelim. İnsanlar hani ne kadar Tamam, merak okey. ederler etmezler onu da çok emin olamadığım için fazla detaya girip sıkmak istemiyorum insanları. Tamam, yok, sıkılmaz ya. Senden sıkılmak iş olmaz öyle. Şimdi o zaman şeyle devam Estağfurullah. edelim. Hüseyin abiyle devam edelim. Hüseyin Bilikli kimdir? Hüseyin Bilikli 1985 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üsküdar'da doğdu. Aslen Bingöllüyüm. Çocukluğum çok böyle şaşalı bir çocukluk değildi. Zorluklar içinde büyüdük. Ülkenin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi. Gün geldi su sattık, gün geldi başka işler yaptık, aile bütçesine katkıda bulunmaya çalıştık. Sonra küçük yaşta tiyatroyla tanıştım. Tiyatroya gitmeye başladım. Öyle bir ayrıcalığım oldu. Bence ayrıcalık bir durum. Tiyatroya gittikten sonra farklı farklı çevrelerle tanıştım. Onların vasıtalarıyla sinema sektöründen bir şirkete girdim. O şirkette çalışmaya başladım. Sonra o şirketi satın aldım.
Sonra bir sahil kasabasına yerleştim. Sonra o yerleştiğim sahil kasabasını da satın aldım. Tabii bu arada atladığım bir yer var. Üniversiteye giderken gitmeden önce annem ziynet eşyalarını satmıştı beni okutabilmek için. O benim içimde bir yaraydı hep. Tabii az önce söylediğim şirketi satın alma, yaşadığım kasabayı satın alma yalandı ama küçük nacizane annemin o beni okutmak için sattığı ziynet eşyalarını geri aldım. En büyük mutluluğum o. Başka da bir şeyde gözüm yok. Hüseyin Bilik de böyle birisi. Yani hayatına televizyonla devam ediyor. Cenk Çelik'le tanıştıktan sonra televizyonu kurduk. Tabii televizyonda bir sürü yol aldık. Sinema filmi çektik, dizi çektik. Geleceğim bir şeyler zaten. O televizyonla ilgili bayağı bir sorularım olacak bu arada. Onu sonrasına saklayayım. Şu an daha çok seni tanımak istiyoruz burada. Çünkü ben seninle ilk tanıştığımda şöyle bir şey oldu bende. Dedim ki ya ben zaten ta ilk işte o 2013 döneminden beri inanılmaz bir fanatiğinizim bu arada. Bir Kezban Bir Mahmut'un. Kürşat karakteri karşıma geldi, dedim ki bu Kürşat mı? Yani şu an birçok kişi belki bunu ayrımını yapamıyor olabiliyor. Çünkü burada gerçekten usta bir oyunculuk var. O yüzden seni biraz toparlayalım. Hani seni tanımayı biraz toparlayalım. Sonrasında diğer sorularla devam edeceğiz. Yani aslında genel olarak böyle tiyatroya aşık bir insanım. Sinemaya da aşık bir insanım. Oyunculuğu çok seviyorum. Genel olarak böyle Hüseyin Bilikli özet olarak bu. Bu şekilde. Okey. Evet. O zaman şimdi bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Aslında az önce sen biraz girdin konuya. İlk kim cevap vermek? Bunu aranızda seçip cevap verebilirsiniz. Televizyon aslında nedir? Neden televizyon? Yani bu ilk herkesin aklında televizyon deyince eminim ki şu an okuyanlar da ya bu daha doğrusu bu videoyu izleyen kişiler de yorumlara bunu deli gibi yazacaklardır. Hanım şu televizyonu aç hele. Yani bu inanılmaz bir maskot haline geldi, bir slogan haline geldi. Bu televizyon nedir aslında? Bundan biraz bahseder misiniz? Hüseyin sen mi bahsetmek istersin? Yani, ben mi? Ben bahsedeyim biraz, sonra sen devam et istersen. Sen daha çok daha güzel anlatıyorsun. televizyon klasik olacak ama yani bizim çocuğumuz gibi oldu artık. Doğdu, büyüdü, hala da büyümeye devam ediyor. Yani o büyüdükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Ama aslında televizyonda şöyle de bir durum oldu. Televizyon bizim çocuğumuz ama böyle farklı farklı yerlere saçılan bir şey oldu. Yani hiçbir zaman bir arada bir platformda toplanan bir aile olamadık maalesef. Şimdi aslında Aptal Çocuklar dizisiyle biraz da bunu amaçlıyoruz. Bizden haberdar olan bir sürü insan var. Ben eminim milyonun üstünde insan var. Ama YouTube kanalımızda yaklaşık 220 bin civarında kişi var. Yani biz aslında Aptal Çocuklar'la bu aileyi bir araya toplamak istiyoruz. Bir platforma toplamak istiyoruz. Bir araya geldikten sonra çok büyük bir aile olacak televizyon. Buna inanıyoruz. Televizyon benim için bambaşka yeri olan bir kuruluş. Süper. Cenk abi senin buna ilave etmek istediğin bazı şeyler var mı? Televizyonla ilgili televizyon ismini ilk bulduğumda aslında İşte hem televizyona benziyor söyleniş olarak, hem böyle sanki bir şiveli birisinin televizyon diyemeyişi gibi, hem de işte deli ve vizyon kelimeleri bir arada filan. Hani televizyona alternatif bir şey gibi bir anlama da geliyor. Bir de hani bir delilik de var içinde filan. Hoşuma gitti. Ama buradan yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu ben de yeni öğrendim. Televizyonun aslında ismini ilk bulduğumda ben onu ilk kez aklıma geliyor, ilk kez düşünüyorum zannediyordum ama aslında ondan yıllar önce çok eski bir arkadaşımla birlikte hazırladığımız bir programın adını da biz televizyon koymuşuz.
Sonra üstünden yıllar geçtikten sonra böyle bir şey yaptığımda ben tekrardan aklıma gelmiş gibi televizyon ismini vermişim ona. Ben bunu yeni öğrendim bu arada. Birkaç hafta önce öğrendim. O arkadaşım da yıllarca hiç bana bir şey söylememiş. Sanki hani böyle bunu şey gibi olmasın diye. Enteresan bir durumdu benim için de. Buradan ona da selam gönderiyorum. Özlem adı. Hakkını helal etsin. Özlem'e buradan selamlar. Etmiştir ya. Etmiştir. Biz de ya etmiş de zaten etmiş. Etmese bu kadar yıl beklemez. Bu arada izleyicilerimiz gitgide artıyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Yayının ilerleyen süreçlerinde inanılmaz sürprizler hazırladık sizin için. Vedia Life ekibi olarak. Bence yayını takip edin. Yorumlarınıza yetişmeye çalışıyorum bir taraftan. Onları da görüyorum ama gözüme kestirdiğim yorumu burada canlı yayında okuyacağım. Bilginiz olsun. O yüzden olabildiğince yorumları göndermeye devam edin. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben eski bir Kezban bir Mahmut fanatiği olarak ilk Aptal Çocukları gördüm YouTube'da. Dedim ki abinin bir Kezban bir Mahmut geri mi dönüyor? Sonra bir izledim. Birinci bölümü izledim. İkinci bölümü izledim. Ve bambaşka bir şeyle karşılaştım. Gerçekten çok keyifli, bambaşka bir şeyle karşılaştım. Hatta şöyle söyleyeyim, Aptal Çocuklar'la bir Kezban bir Mahmut arasında ciddi bir fark olduğunu gördüm. Ve Aptal Çocuklar beni daha çok heyecanlandırdı. O yüzden şunu sormak istiyorum. Aptal Çocuklar ile bir Kezban bir Mahmut'un farkı nedir? Beni bu heyecanlanmamı sağlayan şeyin farkı nedir? Bunu biraz anlatır mısınız? Hüseyin, sen anlatmak ister misin? Şimdi bunu da her soruda böyle yapalım mı ya? Nasıl yapalım bu? Yani ben diyorum, bence bu senin sorun. Bence evet, bu senin sorun. Direkt bu senin. Bu senlik. Ya bir Kezban bir Mahmut'la Aptal Çocuklar arasında birçok fark var. Bir kere hani en başında şeyi söylemek lazım. Biz çok değiştik, geliştik. Ne bileyim, teknoloji çok değişti, gelişti. O zamanın alışkanlıklarıyla şimdinin alışkanlıkları çok farklılaştı. Ya aynı şeye devam edemezdik. Bence doğru olmazdı yani. Bir Kezban bir Mahmut'un devamını 7 yıl sonra çekmek doğru olmazdı. Bazı arkadaşlar onun çok daha güzel olacağını düşünüyorlar ama yani bence yanılıyorlar. Büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Çünkü hani Bir Kezban Bir Mahmut'u izledikleri zamanlarda onlar da şimdikiyle aynı kişi değillerdi yani. Dolayısıyla bir kere yeni bir şey olması ortada. Bir yenilik, bir heyecan tek başına sadece yenilik olması bile bir heyecan getiriyordur. İkincisi artık imkanlar çok farklılaştı. Bir Kezban Bir Mahmut'u çektiğimiz zamanlarda yapamadığımız, çok zor yaptığımız ya da birçok şeyi şimdi çok kolay yapabiliyoruz teknik anlamda. Bu da hani bir görselliğe katkı sağlıyor. Seyir zevkini artırıyor. Bu da çok büyük bir fark yaratıyor bence. Yani hani bir de hikaye bir Kezban bir Mahmut daha isminden bir kere zaten bir kadın ve bir erkekle ilgili olduğu. Yani aslında ismi bile projeyi kısıtlayan bir şey. Burada durum daha farklı. Aptal Çocuklar çok daha genel bir isim. Hani isimden yola çıkarak söylüyorum zaten. Hani ismin olma sebebi de o zaten. Ve dolayısıyla bu daha böyle açılacak. Daha yeni karakterler, yeni olaylara daha kolay girebileceğimiz bir dizi oluyor. Bence eskiye özlem duyan ısrarla eskiyi isteyen, hayır eskisini verin bize, bunu istemiyoruz diyen arkadaşlar da zamanla seveceklerdir diye düşünüyorum. Ya da belki de sevdiler ama kabul etmek istemiyorlar diye düşünüyorum. Bence kabul etsinler ya. Bize destek olsunlar. Güzel güzel bir dizi oldu. Bak yalnız şu an benim karşımda bir Mahmut gördüm az önce. O kabul etsinler ya'yı bir daha yapar mısın? Kabul... Yok, Mahmut gibi yapamam onu. Şimdi Ercan olmadan... Artık o kabul etsinler. Ben onu bir görmüyorum. Süperdi ya vallahi.
Ya şu an birçok kişi sizin taklit yapmanızı bekliyor. O yüzden aralarda bir isteyeceğim yani. Bunu ben kendi isteğim olarak da istiyorum bu arada. Çünkü çok iyi gidiyor. Hakikaten güzeldi. Süper, çok teşekkürler. Şimdi bizim bir sürprizimiz var. VedyoCorp ekibi olarak, VedyoLife ekibi olarak hiçbir yerde yayınlanmayan, yayınlanmamış sizin çekim hatalarınızı yakaladık. Anlatılmaz hatalar. Eyvallah. Şimdi o kamera arkası görüntüleri canlı yayında paylaşmak istiyorum. Ve direkt yayına alabiliriz. Yo, Niye kimse beni tanımıyor kardeş? Kaç kilo alabilir lan? Bir tane daha alabilir lan. Hadi görüşürüz. Hadi. Destek olursun ha kardeş. Hı? Hadi başlayalım, pardon. Bu da anlaşıldı bence. Ne dedi? Destek. Hoş geldin bebeğim, hiç oturma. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Peki. Ben sana alışma falan yapmam. İlyas amca... Ya İlyas amca bir dur ya! Seninle hiçbir şey yapmayacağım. Gel ben sen. Ya saçma sapan konuşma bir tanem. Bir arkadaş geldi, bebiş kalacaksın. Siktir et, evet. Amına koyayım senin. Çalarda kaydedeyim şapşal. Maram vardı mı? Barbar. Ay, olmadı değil mi? Yok, mükemmel oldu. Tamam hadi kapatıyorum bak. Misafirim geldi. Kapat. Ben kurulalım moruk. Stok. Tobi lan! Sen benim ne zaman falan filan yaptık ya, rep gördün. Ha? Gördün mü hiç? Stop. Kim lan bu? Bu motorlu kim? Motor bu. Çay var ya. Çay. Pardon. Amına kurut. Tamam ya. Sömer ekıtmek. Akkal. Hakkı. Ve şimdi de karşınızda... Kıs. Hayır. Kürşat Bey! Ya o ekranı kapattı sandım. Döldüm abi sonunu ya. Ayağa kalktı yeri. Ben o adamı döveceğim! Bitti! Olmadı. Evet olmadı. Kürşat abi yapmadı o! Kürşat abi yapmadı o! Instagram'da takip etmeyi unutmayın! Instagram'ın etmeyi unutmayın! Yedirmiyor lan. Yedirmiyor. Çok acıyor değil mi? Bu mu? Yo. Bana mı konuştun? Bu. Babamın... Köset abi. Köset abi. Abinin de amına. Dur tamam. Hayır. Ya. Ses ver bana, konuşacağım. Arda arda yapıştırıyorsun. Sevme şerefini. Önce bir sus. Önce bir sakin ol. Çok. Önce bir sus. Akşama tren kartı binmeliyiz. Şu hareket yapacaktım, yapmadım. Haberin olsun orada. Ben hallettim o işi. Kolla mı oturdun? Çeksene amına koyayım. 1440 lira. Sen ben şerefini sikeyim. Önce bir sakin ol. Nefes nefese kal. Önce bir sakin ol. Bak. Şu yandı mı onu? Evet. Aziktir. Öyle rahatsız olmuşsun değil mi? Kaç. Kokuyorum. Böyle. Neyse. Sonra ben buna saldırdım yanlışlıktan alamıyor muyuz? Sen ben şerefin. Artık yanına geldim kardeşim. Elimde çay var. Bu şekilde devam edemeyiz kardeşim.
İsim ver bana, adres ver, Instagram ver, link ver. İsim ver bana, adres ver, Instagram ver, link ver. Uğur abi. Çok güzel. Ver. Ver, link ver. Oha! Ya ne gerek vardı şimdi? Lan oğlum dedik ya. Nereden? Aynı yerden. Aynı yerden. Evet. Yeter! Vallahi tek kelimeyle inanılmaz güzeldi. Ben Cenk abi bir şey merak ediyorum. Şimdi yazıyorsun, tamam. Yönetiyorsun, ona da tamam. Şimdi yeni dizide Aptal Çocuklar'da aktifte bir rolün var. Bunların hepsini nasıl bir arada sürdürebiliyorsun? Yani disiplinle, çalışmayla oluyor bir şekilde ya. Yani zor oluyor evet ama oluyor yani. Bir de işin hep farklı tarafları bunlar. Aslında oturup ortada hiçbir şey yokken ilk yaptığın şey senaryo yazmak. Senaryo yazarken diğer başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun aslında. Sonra işte ikinci aşama geliyor, çekimler. Çekimlerde de çekimlerle ilgileniyorsun sadece. Yönetmenlikle ilgileniyorsun. Sonrasında da işte post prodüksiyon var. Orada da kurgu tarafıyla ilgileniyorsun. Aslında iş bölümlenmiş bir şekilde ele aldığımız için oluyor yani. Hani olmayacak bir şey değil. Ki oluyor. Yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Bunun canı çıkıyor aslında. Doğrusu. Ha doğru. Bildiğince. Tabii tabii. Gerçekten öyle. Yani gerçekten öyle. Bizim fazla becerimiz olmadığı için kendisine çok fazla yardımcı olamıyoruz ama Jake'in gerçekten 10 parmağında 10 marifet bütün işleri yapıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yazmadığı ama yaptığı başka işler de var yani. Yani hakikaten çok zor yani. Çok çok zor. Çok saygı duyuyorum o açıdan. Gerçekten çok önemli şeyler yapıyor. Evet, evet. Vallahi tebrik ediyoruz. Gerçekten zor bir iş. Çünkü yaz, yönet, oyna, diğer tarafta bunların hepsini yapmak gerçekten. Şey soracağım, benim hep merak ettiğim bir şeydir bu. Hani filmci değiliz, o yüzden mesela şeydir ya, hani yazan, yöneten, aynı zamanda da oyuncu. O sırada kim yönetiyor peki? Sen oynarken kim yönetiyor? İkinci yönetmenimiz var. İkinci yönetmenimiz var. Yardımcı yönetmenimiz aynı zamanda. Ünsal var. Ünsal temel atan. Benim oynadığım sahneleri Ünsal çekiyor. Olmadığım sahneleri de ben çekiyorum. Süper. Peki sonra sen beğeniyor musun o işi? Beğeniyorum tabii canım. Yıllardır zaten yani şey olduğumuz tabii. Bir Kezban Bir Mahmut'tan beridir birlikte olduğumuz arkadaşımız. Yani her yedin bir yoğurt işi vardır derler tabii. Herkes farklı bakıyor ama zaten hani bizim çekirdek ekibimizden olan bir arkadaşımız o da. Sosyal medyadan inanılmaz sorular geldi. Ama öyle böyle sorular değil. Oturduğum her birini böyle teker 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 inceledim. Ve o soruların hepsini birazdan cevap size soracağız ve cevaplamanızı isteyeceğim. Ama ondan önce sormam gereken çok önemli bir şey var. Sabahtan beri aldığım bütün sorularda, gördüğüm bütün sorularda herkesin sorduğu şey şu. Diğer oyuncular da, bir Kezban Bir Mahmut ekibinin diğer oyuncuları da çocuklara gelecek mi? Çünkü üçüncü bölümün sonunda garsonu gördük. Diğer oyuncular da gelecek mi? Belki eminim bazı şeyler sürpriz yapmak istiyorsunuzdur. Onu da anlıyorum ama bu soruya da böyle birazcık bir cevap istiyorum. Eski kadrodan gelenler olacak mı? Ona ben cevap vereyim. Buyurun efendim. Biz aslında bu soruya defalarca cevap verdik. İlk başta röportaj yayınladık, sonra canlı yayın yaptık, o canlı yayında cevap verdik, sonra soru cevaplar yaptık, o soru cevaplarda cevap verdik.
Ama haklı olarak insanlar tekrardan soruyorlar. Tekrardan cevaplayalım. Biz bunun tam olarak cevabını vermeyeceğiz. Sebebi de şu. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 3. bölümde garson geldi. Şerefsiz garson geldi. Eğer biz bunu daha önceden açıklamış olsaydık, hiç kimse 3. bölüm sonunda yaşadığı heyecanı, o geriye gitme hissini, o geçmişe gitme hissini yaşamayacaktı. Yani, bundan sonraki bölümler gelecek arkadaşlarımız var. Ama kim olduklarını, ne zaman gideceklerini açıklamayacağız. Kusura bakmayın çünkü biz bunu onların sürprizinin bozulmaması için yapıyoruz. Yani şimdi diğer arkadaşların olmayanlar da olacak illaki. Olmayanları açıkladığımız zaman olanlar ortaya çıkacak. Olanları açıkladığımız zaman olmayanlar ortaya çıkacak. O yüzden şunu söylüyorum. Televizyona güvensinler, bize güvensinler. Arkalarına yaslansınlar, eğlenmelerine baksınlar. En güzel şekliyle devam edecek. Komedimiz artarak devam edecek. Merak etmeyin. Yani burada şunu söylemek istiyoruz o halde. Nasıl uçakta uçarken pilotun işine karışılmıyorsa en iyi şekilde, en konforlu şekilde uçmanızı ve yere inmenizi sağlıyorsa, nasıl pilota güvenip kendimizi ona teslim ediyorsak televizyona da, aptal çocuklara da kendimizi bırakalım diyorsunuz yani. Gülmek garanti. Ya, bunun garantisini veriyorsanız... Ya. Şöyle, evet işimize karışmayın demiyoruz ama şey yapmasınlar, baskı yapmasınlar. Yani çünkü bunu açıklamayacağız. Dediğim gibi sürpriz söylenecek bir şey değil. Sürpriz söylenmeyen bir şey. Bizim de sürprizlerimiz olacak. Evet. Bizi takip etsinler. Çok daha güzel bölümler geliyor. O kadar söyleyeyim. Süper, süper. Zaten en son Kezban'ı biliyorum dedi şerefsiz garson. Bakalım yani ben heyecanla bekliyorum, şöyle cuma günü gelse de işte böyle izlesem onu diye böyle inanılmaz heyecanla bekliyorum şu anda. Okey, o zaman şimdi sosyal medyadan gelen sorulara geçeceğiz. Ama ona geçmeden önce ben canlı yayınımızı bekleyen kişilerde Merve KDK'nin bugün doğum günü olduğunu gördüm. Çok güzel bir yorum yapmış. Demiş ki Merve KDK rastgele. Ya çok güzel oldu, bugün de benim doğum günümdü dedi. Buradan şu an bizi izleyen herkese, bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ve sosyal medyadan gelen soruları aslında ekrana verebiliyor muyuz? Ekrana verebiliyorsak onu ekrana verelim hemen. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Onları çünkü isim isim aldım, isim isim topladım. Gerçekten çok ilginç sorular var. O sorular bizim de haberimiz yok. Evet. İlk soru Murat Çahan'dan, hele hele laflara bak hele, sanki sorulara yanıt veriyorsunuz. Heş, aptal çocuklar, eski kadro Emrah, Kezban, Yaprak, Serkan gelecek mi? Şimdi bu yorumu seçme sebebim şu, sanki sorulara yanıt veriyorsunuz da bir güzel bir cevap olsun. Evet, burada gördüğünüz üzere aptal çocuklar bütün sorulara yanıt veriyor. Az önce zaten Emrah, Kezban, Yaprak'la ilgili çok güzel bir açıklama yaptınız. O yüzden bu soruyu atlayarak ikinci soruya geçmek istiyorum. Dizinin sürelerini 40-45 dakika yapma şansınız var mı demiş Hasan Solum. Şu an için yok böyle bir ihtimal. Zaten ilk sezonun çekimleri bitti. 8 bölüm çekildi ve bunların ortalama süresi 25 dakika. Son bölümümüz birazcık uzun olacak gibi görünüyor. Belki ikinci sezonda çekersek umarım, inşallah o zaman süreleri de tekrardan gözden geçirip uzatabiliriz. Ama çok uzun süreler zaten çok doğru değil gibi geliyor bana bir komedi dizisinde. Bana kalırsa 25 dakika ideal bir süre. Ama 40-45 dakikada düşünülebilir. Neden olmasın? Bir de bizim seyircimiz çok uzun dizilere alıştığı için tabii tuhaf geliyor. 20 dakika izleyince hani 25 dakikalık bir şeye televizyonda reklam arası bile daha uzun diye yorumlar geliyor. Haklılar. Durum böyle ama hani belki ikinci sezonda bunu gözden geçirebiliriz. Bakalım. Yani ben şimdi buradan
küçük küçük böyle ikinci sezonun geleceğine dair bazı şeyler oluyorum o zaman. İkinci sezonu, üçüncü sezonu yapmak çok istiyoruz. Sürekli devam etmek istiyoruz zaten. Bununla ilgili bir şüpheniz olmasın. Ama hani şartlar nasıl oluşacak bunu daha görmedik. Göreceğiz bakalım. Yani çünkü biz YouTube'da yayınlıyoruz bunu. Ve artık hani herkes biliyor ki YouTube'da böyle bütçeli prodüksiyonlu bir dizi yapmak kolay bir şey değil. Yani hani bunun karşılığını insanlar video içinde yayınlanan reklamlardan bunun karşılığını alıyoruz zannediyor olabilirler. Ama öyle değil ne yazık ki. Tabii ki. Buna hani başka belki ürün yerleştirme, sponsorluk gibi kaynaklar bulmamız gerekiyor. Onlarla ilgili de bir yandan çalışıyoruz tabii ki. Bakalım göreceğiz yani. Zaten katıl butonumuzu devreye soktuk. Ona güzel bir ilgi var. İşte ilerleyen zamanlarda belki ürün satışı yapmayı da düşünebiliriz. Ya yani bir şekilde bu biz zaten devam etmek istiyoruz ve bu şartlar oluşturacak ortama ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Harika, harika. O halde bir sonraki soruya geçebilir miyiz acaba? Buyurun. Mahmut Boğaz'ı hangi yöreden esinlendi? Mahmut'un ağzı hangi yöre açıkçası bilmiyorum ya. Bu Mahmut karakteriyle ilgili şunu söyleyeyim ama ben. Bu dizideki Bir Kezban Bir Mahmut'tan itibaren en hazır karakterimiz bizim Mahmut'tu. Çünkü Ercan'la bizim, Ercan benim liseden arkadaşım bu arada. Adana'dan liseden arkadaşım. Ercan'la bizim uzun yıllar boyunca böyle hani arkadaşlar arasında yapılan geyikler vardır ya. O geyiklerde çıkmış bir karakter aslında Mahmut. Dolayısıyla başladığımızda en hazır karakter oydu. Hani nasıl konuşur, neye ne tepki verir ikimiz de biliyorduk. Ercan da ben de. Ama hiç düşünmedik nerenin ağzını konuşuyor, tam olarak nereli falan diye. Bunlar henüz bizim de bilmediğimiz şeyler. Okey, o zaman bir sonraki soruya geçelim. Instagram'daki sorulara geçtik şu anda. Bölümlerin süresini kısa tutmamızın sebebi nedir demiş. Buna aslında cevap vermiş olduk bir önceki soruda. Evet, bir önceki soruda buna cevap vermiş olduk. Bir sonraki soruya geçelim yine Instagram'dan. Süre çok kısa, tam sayımı çekirdeğimi alıyorum, dizi bitiyor aptal çocuklar. Yo, bunu ekleme sebebim şu, şeyden dolayı. Hani hoşuma gitti gerçekten şeyde, tam sayımı çekirdeğimi alıyorum bitiyor. Okey, bir sonrakine geçelim. Konu tıkanıklığı yaşıyor musunuz? Bu gerçekten çok ilginç. Yani konunun böyle tıkanıp kaldığı, işte ne yapacağız, ne edeceğiz artık, nerede kaldık dediğiniz bir nokta var mı? Daha nereden devam etsek dediğiniz bir nokta var mı? Yok aslında. Hatta tam tersi, ben hani yazmadan önce bir sürü notlar alıyorum. Olabilecek olaylarla ilgili, yaşanacak şeylerle ilgili. Birçoğunu kullanamıyorum bile. Kalıyor yani. Şimdi bu sanırım hani dizinin belli bölümlerinde böyle temponun yavaşladığı yerlerde insanların aklına bu geliyor galiba. Hani tempo yavaşladığına göre tıkanıklığa mı girdi acaba diyorlar ama aslında bu hani senaryo kurgusuyla ilgili bir şey. Belli yerlerde yavaşlayıp bazen yükselmeniz gerekiyor ki izlenebilir bir şey olsun. Sanırım bu sorular ondan geliyor. Birkaç kez daha gördüm çünkü böyle soruları. Ama hani böyle bir tıkanıklık gibi bir durum değil o. Tam tersine yani yeri gelse de şöyle şunu da koysam dediğim bir sürü fikir sahne duruyor bir kenarda yani. Süper, süper. Bir sonraki görüntümüze geçelim. Bu artık Twitter'a döndük. Emrah bir tutturdunuz. Emrah, arkadaşlar bu işler çocuk oyuncağı değil. Evet, olsa iyi olurdu ama her şey planlandığı gibi gitmiyor maalesef. Adamları daha fazla baymayın. Tamam, bayıldım burada. Tekrardan izleme fırsatı bukmuşsunuz. Bırakın da işlerini yapsın adamlar. Sarıman'ın Süleyman bunu yazmış Twitter'da. Teşekkürler Süleyman. Süleyman yazmış, Sarıman'ın Süleyman.
artık isyan etmiş her yerde bunu görmekten demek ki dayanamamış yazmış. Bu arada bir sonraki şeye geçmeden inanılmaz derecede bir şey görüyorum burada. Ciddi anlamda bir yorumlarda bir Kürşat taklidi istiyorlar. Hüseyin abi böyle bir kebze Kürşat taklidi yapmak mümkün mü? Yapabilir miyiz bir şeyler? Tabii canım, istiyorlarsa yaparız. İstiyorlar, ben bir, o zaman bir şunu sorayım. En çok hangi hareketini yapmasını istersiniz arkadaşlar? Bununla ilgili yorum yaparsanız. Kürşat taklidiyle ilgili en çok görmek istediğiniz şey nedir? Bununla ilgili yorum yaparsanız Hüseyin birlikte canlı yayında sizin için yapacak. Ben şu an yorumları okuyorum. Oo, yorumlar şu an coştu. Evet. Ağırlıklı olarak gördüğüm üzere şu anda vele veleyi istiyorlar. Evet. Onu yapabilirsen. Çok sevinirim. Okey. Bana bak seyirci. Vele 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 vele. Bir de şey demiş birisi, uzun küfürü istiyorum demiş. Ona süremiz yetmez. Çünkü yayın bir süreyle gittiği için o küpre süre yetmez. Okey, teşekkürler. O zaman şimdi sorulara devam edelim. Bir sonraki soruya. Kaldıysa elimizde sorumuz. Evet, kalmış. Bu diziyi ne kadar sürdürmeyi planlıyorsunuz? Aynı karakterlerle, farklı rollerde yeni bir proje var mı? Ya bu dizi şu anda epey sürecek malzeme var elimizde, öyle söyleyeyim. Yani tabii ki az önceki soruya da gönderme olarak söyleyeyim. Bir gün gelip konular tıkanabilir tabii ki. Ama şu anda daha çok başında, yani daha hiçbir şey olmadı. Daha hani oturuyor, yeni yeni oturuyor. Çok uzun süre devam etmek isteriz. Aynı karakterlerle farklı rollerde yeni bir proje var mı? Yani o ne demek istemiş? Tam anlamadım onu. Derlerle. Yani işte belki de şu anki projeden Aptal Çocuklar'la devam eden durumda aynı karakterlerden ilave edilecek, yeni gelecek kişiler var mı? Belki de bu benim yorumum. İhsan Ç bu yorumu. Twitter'dan yazmış. Şey demiştim. Yani yeni şey karakterler var. Ya. Girecek gelecek, eğer onu kastetmişse ona cevap vermiş olalım. Şu okay. Anda hani eğer onu kastetmedi ve yeni başka bir diziden bahsediyorsa da şu an bütün enerjimizi biz bu Aptal Çocuklar'a veriyor durumdayız. Daha dediğim gibi başlangıçtayız ve çok şey var daha yapacağımız, seyirciye izleteceğimiz, izletmek istediğimiz. Hı-hı. Güzel olacak. Daha güzel şeyler olacak, öyle söyleyeyim. Süper, süper, harika. Başka kaldı mı elimizde sosyal medyadan gelenler? Şu an geldiğimiz yere kadar, 3. bölüme kadar gereken desteğin geldiğini yeterli buluyor musunuz? Yani ben mi cevap vereyim? Hüseyin, buyur. Ben cevap vereyim. Şöyle, bir kere biz zaten halihazırda ki kitlemizin tamamına ulaşmadık. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü izlenme sayılarımız çok çok daha yukarılara çıkacak bir dahaki bölümlerde. Onun farkındayız. Çünkü insanların büyük bir çoğunluğunun daha haberi yok. Haberlerinin olmamasının en büyük sebebi de bizim reklam yapmıyor olmamız. Reklam yapmamamızın sebebi de reklam bütçemizin çok fazla olmaması açıkçası. Dolayısıyla şu anda bizden haberdar olan kitlemizin hepsinin bu yayınları, bu bölümleri paylaşmalarını rica ediyoruz ki herkese ulaşsın. Şu ana kadar paylaşımlar falan güzel gidiyor. Ama daha fazla paylaşım olursa tüm kitleye yakın zamanda ulaşırız ve çok daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Ama yeterli yani. Televizyon kitlesi ne yapacağını çok iyi biliyor ya. Süper, süper. Çok teşekkürler.
Aa, bir de burada ben şeyi görüyorum. Martı sesi, ısrarla bir Martı sesi, bir Cenk gülüşü isteniyor şu anda. Cenk Bey, şöyle bir büyük bir kareye alalım mı bir ekranda? Bir seni abi, bir büyük bir kareye alalım. Nerede görüyorsun abi? Ben niye görmüyorum? Ben görüyorum. Ben seyircilerin hepsini görüyorum. Yok, ben sadece Cenk Bey'i böyle tek bir kare almak istiyorum böyle. Yayında şöyle bir tek kareye alalım reis ekibi. Evet, süper. Şu anda Allah Cenk Bey'deyiz. Şu yakışıklılıkla. Bu arada orası neresi? Abi senin ev neymiş şu an orası? Orada nasıl bir yer? Değişik bir yer. Burası Mahmut'un evi. Diziyi Hakikaten. İzleyenler zaten fark etmiştir. Şu an Mahmut'un evinde misafirim. Burada çalışıyorum. Koronadan dolayı kendimi buraya kapattım. Burası güzel. Zaten orayı sen kiralamıştın. En son kirasını sen veriyordun zaten oranın. Sen tabii, kiralamıştın zaten evet. 3. bölümde. Aynen. Zaten benim sayılır. Doğru. Okey. Karşım bir Martı alabilir miyiz? Çok istiyorlar. Gerçi Martı diye yıkıldı burada burası. Serdar'ın şapkasını... Tamam, evet, süper. Serdar'ın şapkası getirmiştim. İşime yarar belki diye, bak tahmin ettiğim doğru çıktı. Gözlükler bile, hani... ama gözlükler yakında değil henüz. Serdar olmadım. Yok, gözlükler buralarda değil. Karşı! Abi çok iyi ya. Kahve çok iyi, vallahi çok iyi. Yani var ya, inanılmazdı. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Başka var mı? Kaldı mı sorumuz? Güzel bir soru gelmiş. Buna az önce ben sordum ama o sırada bir teknik sorundaydık. Sanırım birçok kişi dinleyemedi. Ona da yanıt olsun. Cenk Çelik hem yazıp hem yönetip hem de oynaması zor olmuyor mu? Günün kaç saati çalışıyor? Yani Cenk yazıp yönetip oynamak çok zor olmuyor. Az önce cevap vermiştik, evet. Özetle tekrar bir cevap vereyim. Yazıp yönetip oynamak çok yani zor oldu ama çok zor olmadı. Şimdi asıl zorluk şu anda post prodüksiyon aşamasında yaşıyorum. Çünkü bu koronavirüsten dolayı herkes evinden çalışıyor. Hani bu post prodüksiyon aşamasında da yapılacak bir sürü iş var. İşte kurgu var, ses miksi var, renklendirme var, müzikler var filan. İlk bölümlerde bütün bunları da ben yapmak durumunda kaldım. Çünkü hani insanlara ulaşamadık. Tam da böyle bu olayların patladığı zamana denk geldi. Biz seti bitirdik ve bu olaylar patlak verdi. Şimdi yeni yeni biraz daha yoğunluğum azaldı. Dışarıdan yine evlerinden çalışan tabii başka arkadaşlarla çalışıyoruz. Bu işleri pay ettik diyelim. Ama hani bu aralar çok az uyuyorum, evet. Ve bayağı çalışıyorum yani. Günün herhalde 16-17 saati çalışıyorumdur. Süper, süper. Valla bunların emeklerini alıyorsunuzdur inşallah. Hüseyin abi, biraz katıl butonundan bahseder misin? Çünkü eminim belki bilmeyen kişiler de vardır burada. Merak edenler, hani o katıl butonuyla ilgili. Okey. Katıl butonumuz aktif. Zaten kitlemizin büyük bir çoğunluğu yıllardır IBAN atın, para gönderelim diye esprili bir şekilde yazıyorlardı. Biz de katıl butonunun aktif olmasıyla birlikte dedik böyle bir şeyi gerçekleştirelim. Katıl butonumuz şu anda aktif. Delivizyon'a destek olmak isteyen arkadaşlar oradan katıl butonundan destek olabilirler. Zaten aşamaları o katıl butonuna tıkladıktan sonra detaylı bir şekilde yazıyor. Çok açıklayıcı bir şekilde yazıyor. Yani destek olurlarsa seviniriz. Destek olmazlarsa tekrardan yine izleyebilirler. Destek olmayan izlemiyor diye bir şey yok. Çünkü bazı yorumlarda şey gördüm. Artık ücretli mi izleyeceğiz falan diye algılamışlar. Hayır, öyle bir şey yok. Bu tamamen gönüllü bir yorum. İstemeyen katılmayabilir ama yeniden yine izleyebilir yani. Problem yok. Katılırlarsa süper olur tabii. Süper. O zaman televizyon ekibine destek olmak isteyen, daha fazla görmek istedikleri, daha ilginç sahneler görmek. Çünkü biliyorsunuz her şey artık bütçeden kaynaklı. Belki size inanılmaz bir
efsane bir sahne yaşatmak istiyorlar. Bunu görmek istiyorsanız desteğinizi esirgemeyin diyelim o halde. Okey, bir yorum daha gelmiş sosyal medyadan. Eski interaktifliğini yeni sezona da monte edebilirsiniz. Mesela çekiliş yapıp kazananı bir bölümünüzde oynatmak muazzam bir katılım ve yayılım sağlayacaktır diye bir öneri gelmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sıcak bakıyor musunuz? Yani bir çekiliş yapıp onu bir bölüm, o kişiyi çekilişte bölümünüzde oynatmak. Yani video içindeki interaktivite zaten onu insanlar herhalde artık biliyorlar. YouTube'da bu özellik kalktı. Biz yayın yaptığımız zaman vardı. Hatta şimdi ilk bölümlerimizi izleyen insanlar anlam veremiyor olabilirler. Seçenekler çıkıyor orada ama tıklanamıyor. Bunun tıklanamamasının sebebi o özelliğin artık kalkmış olması. Buradan onu da söyleyelim. Arkadaşın önerdiği yöntem de evet güzel. İnteraktivite hani bizim sevdiğimiz bir şey. Ama ilk sezonda bu olamazdı. Çünkü bu sezonu topluca planlayıp topluca çekmek zorundaydık. Böyle bir interaktivite yapmak için hani sürekli çekiyor olmamız lazım ve hani gelen geri dönüşlere göre bir şeyleri değiştirmemiz lazım. İşte konuk oyuncu almamız lazım filan. Belki ilerleyen sezonlarda inşallah olursa çok isteriz. Sevdiğimiz bir şey yani bu. Süper süper. Umarım olur. Ben de dizinizde oynamak isterim. Rol almak isterim ama çok özel bir rol istiyorum. Yani bilmiyorum, kabul eder misiniz o rolü? Benim almak istediğim rol... Ben yorum okuyorsun zannettim ama kendi adına söylüyormuşsun. Şimdi fark etme. Yok, ben kendi adıma söylüyorum. Yok, kendi adıma söylüyorum. Ben şimdi sizin bir fanatinizim. Yani sadece Media Life'da bir moderatör değil, aynı zamanda sizin ciddi bir fanatinizim. O yüzden ilk bana dediler ki Aptal Çocuklar'la başlayacağız ilk canlı yayına. Bu arada Videocorp kanalına da abone olabilirsiniz. Kendi reklamımızı da yapayım. Televizyona da değilseniz, çünkü ortak yayın bu. Televizyona da mutlaka abone olun ve bildirimleri açın. Bunu unutmayın. Neyse, konuya döneyim. Ben sizin ciddi anlamda bir fanatinizim yani. En eskiden beri izliyorum. Ve dizide rol almak istiyorum. Ama çok özel bir rol istiyorum abi. Yani bunu neden bana verebilir misin bilmiyorum. Abi o arkada geçen adam var ya. Ya ben o rolü hayatım boyunca hep bir dizide, bir filmde arkada geçen adam olmak istedim ya. Yani İstanbul'a geldiğimde evet, arkadan geçeceğim. Yani bilmiyorum, bir audition almamız lazım, bir denememiz lazım. Yani nasıl yaparsın emin olamadım yani şimdi. İşte o arkadan geçmenin, ya Hüseyin abi sen de şimdi yıllarca tiyatro yaptın, o arkadan geçmenin özelliği nedir? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl geçmeliyim ki? Onu seyirciye o değeri, o katmayı verebilmem gerekiyor. Yani çok hızlı geçmen lazım. Yüzünü kimsenin görmemesi lazım. Bu en önemli kriter. Ki yüzün eskimesin. Bir daha var değil mi? Güzel. Arkadan ekranda geçen adam oynadığı için yüzü eskiyen oyuncu, ilk oyuncu olarak tarihe geçebilirsin. Evet, evet, süper. Okey. Bir yorum daha gelmiş. Velican Cukudar'dan. Cukadar. Velican Cukadar. Hakikaten ben okuma yazmayı bilmiyormuşum. Onu fark ettim az önce. Son olarak yaptığınız işin karşılığını alıyor musunuz? Sanırım bu hem maddi açıdan hem de manevi açıdan. Manevi açıdan fazlasıyla alıyoruz diyebilirim. Ben en azından kendi adıma. Çok güzel yorumlar geliyor. Kötü yorumlar da geliyor tabii ama bu normal bir şey tabii ki. Güzel yorumlara daha çok adapte oluyoruz. Zaten kötü yorum az. Manevi açıdan beni çok mutlu ediyor iş. Maddi açıdan da zaten başından beri konuştuğumuz gibi çok parlak durumda değil açıkçası henüz. Ama onun da olacağına çok inanıyoruz. Çünkü dediğim gibi hani bizim başladığımız zamanlarla şu andaki dünya çok farklı artık. Ki evet, bir sürü yerden geri dönüş alıyoruz. Görüşmeler yaptığımız yerler hala var. Bakalım yani daha güzel şeyler olacak diye hissediyorum. Evet, süper süper süper. Bu arada şu anda bizim arka tarafta reji ekibinde inanılmaz bir bomba var. Bomba mı? Seyirciler, vallahi bir bomba patlatacağım birazdan seyirciler için. Bir konuk alacağız buraya. Çok özel bir konuk alacağız. Ve alacağımız konuk, bakalım seyircilerin bu konuda düşünceleri ne acaba? İnanılmaz birisi geliyor.
Bu arada yorumlara şöyle bir şey gözüme şu an takıldı. Sponsordan bahsetmişsin. Şu an sponsorluk alıyor musunuz? Ya da herhangi bir kişiye sponsorluk vermek istese kabul ediyor musunuz? Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Herkes sizde sponsor olabilir mi? Evet tabii ki sponsorluk alıyoruz. Buna ihtiyacımız da var. Bunu daha önceden söylemiştik zaten. Duyurmuştuk. Aslında özellikle e-ticaretle uğraşan birçok kişi sizde gerçekten ciddi anlamda güzel bir sponsor olabilir. Çünkü YouTube dizisi, link paylaşabiliyorsunuz. İçeride hatta onlara da faydalı ürünler varsa, izleyicilerinize fayda sağlayacak ürünler varsa bunun sponsorluğunu yapabilirler. Okey, yani herkes sponsor olabiliyor. Bu güzel bir şey. Bununla ilgili bilgi paylaştınız. Bununla ilgili çok teşekkürler. Tabii ki dediğim gibi bizim iletişim mail adresimize mail atarlarsa bütün de kendileriyle zaten görüşürüz. Sponsor arıyoruz yani. Okey, süper. O halde sponsorluklarla ilgili umut bekliyoruz. Bu arada Viyana'dan izleyenler var şu an bize. Bu arada şey merak ediyorum, seyircilere merak ediyorum. Herkes bir nereden izlediğini yazabilir mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba bizi başka bakalım ilginç nerelerden izliyorlar? Çünkü birazdan inanılmaz bir konuğumuz gelecek. Konuktan önce ya kim gelecek sorularını görüyorum ama inanılmaz bir konuk geliyor arkadaşlar, öyle böyle değil. Sizden Mert... yazın bakalım kim nereden katılıyor efendim. Viyana'da bacanağım var. Şimdi bana selam vermedin diye küsmesin. Selam göndermedin diye küsmesin. Ona selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum çok onu. Viyana'dan bu arada ona onlar buradan selamlar. Viyana'dan bacanağa selamlar. Çok çok selamlar. Yok onlar çok var Viyana'da izleyen. Bu arada şey merak ediyorum, yorumlara bakıyorum kim nereden izliyor bizi, onu bir görelim bakalım. O Almanya var, Samsun var, Gaziantep, Norveç var, böyle ilginç. Amerika'dan izleyenler var, Azerbaycan'dan var, Antarktika var, Toronto var, Sinop var, Konya, Diyarbakır, Antalya, İzmir, İstanbul. Bayağı şu an bütün Türkiye dışında da bayağı bir yurt dışından da bir izleyici kitlemiz var. Harika, Yunanistan, Atina var. Süper ya. Gerçekten harika bir şey bu. Mert, bu arada biz bütleyi görebiliyoruz şeyden, biliyorsun Analytics'ten. Yani evet. Dünyanın hemen hemen her yerinden bizi takip eden edenler var. Bütün edebiliyoruz yani. Hangi ülkeden kaç kişi bizi takip ediyor? Hepsi, bütün verileri var bizde. Hepsini süper. Çok seviyoruz. Ama benim asıl merak ettiğim canlı yayında bizi kimler izliyor? Kim nereden izliyor? Canlı bizi kimler izliyor? Onu çok merak ediyorum. Somali yazan falan var orada çünkü. Ya ne kadar ilginç bir yer olabilir? Onu Zimbabwe var. Ya bu ihtimalle. Kimse ilginç deyince ilginçler gelir zaten. Ya onu merak ediyorum zaten. Evet ya, ilginç daha nereler olabilir? Onları çok merak ediyorum. Bu arada Ukrayna'dan Anna varmış. Onu da gördük. Annalar varmış Ukrayna'dan. Bizi izleyenler. Bizim şu an bütün ekip izliyor zaten. İspanya'dan izleyen var. Siirt'ten izleyen var. Siirt'ten izleyen var. Şaka. Seyircimiz kalabalık. Bu arada evet arkadaşlar, yorumlar coştu, efsane yorumlar geliyor. Ya Hüseyin abi, şu bizim konuğumuz gelmeden önce, çünkü şu anda konuk bağlamıyor arka tarafta, bir taraftan onu beklerken bir taraftan da ya senden bir taklit daha alabilir miyiz? Hüseyin abiden bir Kürşat taklidi daha gelsin diyenler bira basabilir mi? Ya şu an yorumları gerçekten çok merak ediyorum, ne olacak burası? Büyük İyiler ekran alabilirsek bakalım, belki de istemiyorlardır. İstiyorlardır diye umuyorum. Yani Kürşat'tan bir Kürşat taklidi isteyen vardır eminim ki ya. Yani
İsteyenler sadece 1'e basmanız yeterli arkadaşlar yorumlarda. Bu arada bazı yorumlara yetişemiyorum çünkü ortak yayın olduğu için iki kanalın yorumlarını da okumaya çalışıyorum aynı zamanda. O yüzden lütfen şey yapmayın. Evet, ilk bir geldi. Emrah küfürlü. Emrah'a ettiği küfürü yapar mısın diyor. Hüseyin Emrah'a ettiği küfürü yapar mısın diyor. Küfürü pek fazla yapmayalım çünkü o dizide kalsın. O dizinin tadı tuzu olsun. Burada böyle daha günlük hayatta hayatımıza giren şeyleri yapalım aslında. Bakalım, bekliyoruz. Ben bir Hüseyin abiye bir ekranı almak istiyorum. Hüseyin abi büyük alabilir miyiz ekran? Çünkü herkes... Oh, gözümüz gönlümüz açıldı. O Mahmut Nerede'yi bir yapar mısın abi? Yani... Mahmut Nerede mi, Kezban'da mi? Mahmut'u sormuşlar. Okey. Mahmut, sen nerede? Şu Mahmut sen neredeyi biraz daha uzatabilir misin böyle? Mahmut'u biraz daha bir şey yapalım. Tamam. Mahmut, bana bak. Sen beni kandırmış yoksa? Ulan sen nerede? Sen neden gelmedi oğlum? Buradayım ya. Ne haber ya? Ercan abi hoş geldin. Evet, sürprizimiz tabii ki de Mahmut'tu. Ya, hoş bulduk. Ben de ne yapmaya çalışıyor diyorum Mert. Kimse Mahmut nerede istemez, Kezban nerede ister millet. Anlamamış olamazsın ya. Ben anladım son 5 dakikada. Ben anlamadım. Kezban nerede diye sorar yani de... millet. Mahmut nerede? Hüseyin tamam, yani bir yandan da mesajlaşıyoruz sanki bu yokmuş gibi davranıyor. Bildik, eğlendik, devam edelim şu an. Ne adamsın ya. Mert selam. Memnun oldum. Selamlar abi. Nasılsın? Ben oldum. Daha önceden tanışmıyorduk. Ya abi sen... yeni tanışma fırsatı evet. Oldu. Evet. Memnun oldum ben de. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Rica ederim. Teşekkürler abi. Çok sağ ol. Ben de iyiyim. Yayının öncesini izlemedim büyük ihtimalle. Ben ciddi anlamda sizin bir hayranınızım. Yani yayını modere etmek dışında evet bir hayranlık duyuyorum. O yüzden Jolen'in markasını söyler misin bana? Kullandığın Jolen'in markasını. Söylerim. Özel olarak sana mı söyleyeyim yoksa buradan ilan edeyim mi istiyorsun? Bu arada özel olarak... Yok, özel olarak bana söyle. Bu tamam, söylerim bir ara. Tamam. Çok mu beğeniyorsun o saçı? Abi hastasıyım ya. Bak aynısını yapmaya çalıştım. Yapamadım. Ben şimdi bir de Ukrayna'da yaşıyorum. Kiev'de yaşıyorum. Yani Ukrayna'da o saçı yapıp... Ya ben şimdi Mahmut'un... bütün tavsiyeyi dinledim. İşte o kişisel bakımımı yaptım. Yani bunu bilmiyorum, o videoyu izleyen var mı yok mu ama... Mahmut'un o işte kadınlar neyi ister, neyden hoşlanır. Ya bunu yaptım yani. Sokağa çıktım. İnanılmaz bir tepki. Ama şöyle bir tepki, kimse benimle konuşmuyor ama herkes bana bakıyor. Bu her zaman iyi işaret demek değildir Mert. Belli de olmaz tabii. Mahmut'la biz bize izleyip işleri yolunda gidenler de var. Cenk bilir mesela. Ukrayna'da iş yapabilir ama... herkesin bir alıcısı var sonuçta. Kolay gelsin diyorum sana. Zeki güzel ve seksi bir bayandır. Yok. Evet, Zeki güzel ve seksi bir bayandır sonuçta. Nereden baksan.
Nereden baksan. Okey. Biz de en son şeyleri okuyorduk. Sonra bana senin katılacağın bilgisi geldi. Dedim ki sürpriz bir konuk geliyor. İnanılmaz bir sürpriz. Ercan abi bizlerle birlikte olacak. Mahmut bizimle olacak diye. Ercan abi bu arada nasılsın? Keyifler nasıl? Her şey yolunda. Evet. İyiyim. Keyifler yerinde. Problem yok. Çözülmeyecek gibi değil en azından. Olsa da. İyiyiz. Evdeyiz. Beklemedeyiz. Dünya normale dönsün diye bekliyoruz. Hepimizin olduğu gibi. Sıkıntımız yok çok şükür. Süper. Sizde ne var ne yok? Bu arada bizde de iyi aynı şekilde. Aynı şekilde. Bu arada yorumlardan gelen bir kişi YouTube'a adını şu şekilde açmış. Mahmut'un saçındaki jöle diye bir kişi gördüm yorumlarda. Gerçekten böyle bir karakter var. Güzel. Yani bu bayağı, İnanırım. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Şimdi sen gelmeden önce Cenk abi şunu söyledi. Siz Adana'da çocukluk arkadaşıymışsınız. Evet. Yani çok uzun yıllardır bir aradaymışsınız ve bu karakterler böyle birbirleriyle bunu aslında sağlamak ne kadar bir nasıl bir diyalogla gelişti? Nasıl bir diyalogla bunu yaptınız? Aslında bunu merak ediyorum ben. Böyle bir karakteri yaratmak, bir karakter yaratmak için aynı dili konuşabilmeniz lazım. Cenk'le bizim tanıştıktan sonra kısa bir süre içerisinde samimiyetimizin artması, sanki uzun yıllardır arkadaşmışız gibi devam etmemizin en büyük sebebi mizah anlayışımızın birbirine benzemesi. Aynı şeylere gülüp aynı şeylerden hoşlanmamamız da tabii etkili oldu. En çok espri anlayışımız tabii, şaka anlayışımız, mizah anlayışımız etkili oldu. Bir de bunun dışında da bu arada birbirimize çok benzeyen tipler değiliz. Aynı evde yaşadık bir ara. Çok geçinemedik mesela. Çok iyi olmadı o. ama birbirimizi sevmeye devam ettik. Ya bir karakter yaratmak zaten zor. Onu karakter yaratma, herhalde karakter yaratalım diye yaratmadık biz. Kendiliğinden oluştu değil mi Cenk? Mahmut biraz da biz şakalaşırken bir anda belirdi. Esinlendiğimiz birkaç kişi var tabii ki spesifik ama kendiliğinden oluştu ya diye daha çok. Ya her arkadaş ortamında vardır aslında öyle şeyler. Bir yerden bir kıvılcım olur, bir şey olur. Onunla işte dalga geçersin ve o senin arandaki dille birlikte yoğrulur. O başka bir şeye dönüşür. Bir süre sonra unutursun gider onu. Yenileri gelir filan. Bazıları çok uzun süre unutulmaz. Sürekli her söylediğinde gülersin filan. Mahmut da öyle bir karakterdi aslında. Mahmut gibi bir sürü böyle sürekli yani deli gibi onun bunun taklidini yapıp ya da işte böyle bir şeyler üretip birbirimizi böyle sanki güldürmeye çalışır gibi sürekli bir şeyler yapardık, hep yapıyoruz. Mahmut onların içinde en çok en uzun kalan oldu, en kalıcısı oldu. En çok hala güldüğümüz karakter, yani yıllar geçtikten sonra hala gülmeye devam ettiğimiz karakter oldu. O yüzden bu dizide de işte bu Mahmut karakterini koymak istedik Kezban Mahmut'tan itibaren ve şimdi Aptal Çocuklar'da. Bence Aptal Çocuklar'da çok daha iyi oldu. Karakter artık tam oturdu diye düşünüyorum. Vallahi süper oldu ya. Yani ben şimdi diziyi izliyorum. Dizi izledikten sonra böyle ben bir de İzmirliyim. O karşıyım var ya hani Cenk abinin yaptığı. O bizim arkadaş diyalogumuzda da olan bir şeydi. Yani işte kardeşim ne yapıyor, kardeşim eyvallah, kardeşim iyi, kardeşim ne yaptı falan. Bunları biz hep konuşuyorduk. Şimdi diziyi izledikten sonra 20 dakika kafa falan diziden sonra ben bir diziyle devam ediyorum evin içinde. Serdar'la Mahmut arasında. İnanılmaz bir etki yarattı. Serdar'la Mahmut arasında, evet. Yani Serdar karakteriyle eyvallah. Mahmut karakteri arasında kalırım. Şöyle yapalım. Son bir şey yapacağım. Bir tane daha sosyal medyadan gelen bir yorumumuz vardı. Onu da bir ekrana alabilirsek eğer mümkünse. Onu da sorup ekranda yavaş yavaş yer kalmadı. Artık. Adam gelince doldu ekran. Ercan abi burada sana laf geldi.
Ha, ben başka bir şey düşünüyordum. Pardon. Gerçi tek başına olsa da doldururdu ya. O şey yani. Önemli bir şans. Okey. Güzel, emeğinize sağlık ama günümüz teknolojisiyle dizi ileriye değil de geriye, en geriye, Gaza Kökler gibi neden gitmiyoruz? Demek istediğim, Mahmut karakterinin çocukluğu ve diğer oyuncuların başlarından geçen birkaç olay şeklinde geriye gitmek gibi, sizce uygun olmaz mı? Hem fena da olmaz mı? En azından dizimizin süresi de artar. İnsanlar daha çok meraklandıracaktır. Emin olun diyor. Diye bir yorum gelmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun Cenk abi? Yani aslında bölümlerde ilerleyen bölümlerde düşünülebilecek öneri aslında olabilir. Tabii ki neden olmasın. Yani dediğim gibi ilk sezon için artık konuşamıyoruz. Çok geç. Çektik çünkü hepsini. Hı hı. Ama hani bu karakterlerin çocukluğunu görmek, Mahmut'un, Kürşat'ın çocukluğunu görmek hakikaten de keyifli olur. Yani ben de şimdi düşününce bile insan böyle bir aklına bin tane şey geliyor yani. Çocuk Mahmut ne yapar, çocuk Kürşat ne yapardı diye. Aynı şekilde ilerleyen yaşları da çok komik olabilir. Kürşat'ın yaşlı hali, Mahmut'un yaşlı hali falan. Yani muhtemelen Mahmut dünyanın en huysuz yaşlılarından birisi olur. Kürşat ne yapar bilmiyorum. Ama güzel olur yani. Bunları evet, değerlendirebiliriz sonraki bölümde. Kürşat'ın koması bastonuna dönüşür büyük ihtimalle aynı zamanda. Evet, o zamanın teknolojisi de tane... daha böyle sadece sapık alabilir belki. Basınca bastona dönüşür, basınca evet. Kuma olur falan. Evet. Evet. Yani gerçekten güzel olur. Valla bir saati geçti yayın. Yayının sonlarına doğru geliyorum. Yayını kapatacağım. Burada başından sonuna kadar bizi izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. VCCorp kanalında Vedia Live ismiyle canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Farklı farklı ünlü konuklarımız, ünlü sanatçılarımız geliyor olacak. O yayına da katılabilirsiniz. VCCorp kanalını takip ederek. Televizyonu takip ediyorsunuz ama daha da yakından takip edin. Zile basmadıysanız, çana basmadıysanız mutlaka basın ki ilk paylaşımda ilk sizin haberiniz olsun. Lütfen bu detayları atlamayın. Yavaş yavaş dediğim gibi yayını sonlandırmak istiyorum. Ercan abi son dakikada olsa geldiğin için çok teşekkür ederim. Cenk abi, Hüseyin abi, Vedia Live yayınına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizleri yakından tanımak gerçekten çok keyifliydi. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa son soruları alıp artık herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Ben soru değil, son olarak konusu da açılmışken VCCorp ekibine teşekkür edeyim. Böyle bir imkanı bize sağladılar. Sağ olsunlar, bizimle çok ilgileniyorlar. Funda Hanım, Fatih Bey başta olmak üzere. Buradan selam gönderiyorum ikisine de. İzlediklerini tahmin ediyorum. Bizle başından beri çok ilgileniyorlar. Bir Kezban Bir Mahmut'tan beri bizim takipçilerimiz olduğunu biliyoruz. Sonradan öğrendik yani, görüştüğümüzde öğrendik. Ve bu süreçte de bize çok destek oluyorlar, sıcak yaklaşıyorlar. Bu yayını da organize ettiler. İşte seninle tanıştırdılar bizi. Sana da çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Güzel moderasyonun için. Teşekkürlerle bitirmiş olalım. Hüseyin abiden, Ercan abiden cevap yok. Katılıyorum Cenk'e. Biz de teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Cenk zaten her şeyi çok güzel özetlediği için bize çok fazla söyleyecek bir şey kalmıyor genelde. Biz şimdi televizyon olarak aslında 3 kişiyiz. Cenk, ben, bir de Murat abimiz. Cenk zaten VCCorp ekibine bizim adımıza teşekkür etti. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Murat abimize de, evet, Murat abimize de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Murat Çener'e. Onu da çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk biz de. O halde şöyle yapalım. Yayını şu şekilde sonlandırmak istiyorum. Teker teker herkesi uğurlayacağım. Ayrı ayrı ama herkesi şöyle bir büyük ekran alayım. Şöyle bir özel karakterlerini yapsınlar. Özelliklerinizi gösterin. Şöyle son defa bir seyircilerimize bir
karakterlerinizi tekrardan iletin ve ardından yayını kapatalım istiyorum aslında. O zaman şöyle yapalım şimdi. Serkan'la Mahmut'u bir arada bir alalım. Onların bir diyaloğunu biraz bir izleyelim. Bir veda edişlerini izleyelim. En son Kürşat'ın bir veda edişini izleyelim ve ardından herkese iyi akşamlar dilerim. Serdar, yalnız düzeltiyorum seni. Mert bak, bu iki oldu. Abi ben koma istiyorum. Ne yapsın, Serdar'la Mahmut veda mı etsinler? Anlamadım ben tam olarak yani. Evet, birlikte evet, öyle yapacağız. Çünkü sizin ikinizin diyaloğu çok keyifli. Tamam, o zaman yine şapkamı giyiyorum. Daha gerçekçi evet, olsun diye. Evet, yine şapkamı giy. Aynen. Şu tarafa mı bakayım? Kaşem! Görüşürüz Kaşem. Görüşürüz Kaşem. Seni görmek çok güzeldi Kaşem. Görüşürüz aptal çocuk. Görüşürüz aptal çocuk. Okey, süper. Çok teşekkürler. O halde size hoşça kalın diyoruz ve ekrana hoşça sadece kalın. Hüseyin Bey alıyoruz. Şöyle bir veda konuşması yapsın bir Kürşat abimize. Ardından yayını sonlandırıyor olacağız. Seyirci, bana bak. Bundan sonra bütün bölümleri paylaşın. Beğeneceksin, yorum atacaksın. Ver ver gitme. Ne dediyse bunu yapacaksın. Sizi sevecektim. Vela. Öpüyorum çok. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Okey. Görüşmek üzere.